TR724 Sesli Köşeler'de Levent Kenez'in Peynir, Yumurta ve Muhalefet başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Dünya lideri geçen gün Ukrayna ile Rusya arasında arabulucu olmak için taraflara teklifte bulunan Halife-i Ruizem'in muhalefetin buluşmasına denk getirilen KDV indirimini açıkladığı toplantıda gocunmadan prompterdan tek tek şunları okudu. Pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik, yağ, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler, kuru yemişler, bakliyat çeşitleri. Afet ve şehit haberleri geldiği gün arazi olur. Zamlar gece yarısı resmi gazetede sessizce yayınlanır. Ama indirim olursa kendi talimatıdır ki, yukarıda gördüğünüz gibi olumlu bir gelişmede markete girmiş kapıcı gibi tek tek saymasını da bilir. Muhalefetin nasıl bir strateji izlemesi gerektiği konusunda geçen yazıyı tekrar etmek istemem ama Erdoğan'ın önlem almaya çalıştığı alanları takip etmelerinde büyük fayda var. Kimsenin okumayacağı, vatandaşın da pek de ilgisini çekmeyen deklarasyonların, niyet beyanlarının seçim kazanmada bir karşılığı yok. Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarını ödemiyorum çıkışı gibi somut, direkt vatandaşı ilgilendiren ve hedefe giden şeyler üzerinde yoğunlaşmaları lazım. Bunu da yapacaklardır herhalde. Ülkenin kurtuluşu Erdoğan rejiminin sona ermesidir ama rejim diye bir tartışma halkın gündeminde yoktur. Sosyal medyada çevrilen teorik tartışmalarda zaten bu sistemin bir paçavra olduğunu düşünenler muhalif kesinler. Vatandaş rejim vesaire diye tartışmıyor konuyu. Erdoğan gitsin mi kalsın mı diye bakıyor. Türk usulü başkanlık sisteminin Türkiye'ye fayda sağlamadığının en önemli göstergesi ekonomik veriler. Erdoğan bununla ilgili kendisini bağlayacak o kadar çok şey söyledi ki malzeme bile hazır. Şu kardeşinize yetkiyi verin diye başlayan masaldan dolar 13'ler olacakmış bile diyorlara kadar neler var. İşsizlik, torpil, yolsuzluk, liyakatsiz kişiler, ballı maaşlar, AKP tiplerinin lüks hayatları daha neler. Şu anki mevcut sistemde dahi elbette o eşik çoktan geçildi biliyorum. Namuslu bir anayasa mahkemesi ve yargı olsaydı bu derece ülkeyi çiftliği haline getiremezdim. Erdoğan giderek artan hayat pahalılığının kendisine pahalıya mal olacağını biliyor. Kürsüden ekonomiyle ilgili yalanlar söylese de tabii ki her şeyin farkında. Asgari ücrete yaptığı beklenenin üstündeki zamdan sonra doları kârdan zarar ederek şimdilik frenlemesi ve KDV indirimine gitmesi ve yakında elektrik fiyatları için bir kez daha düzenleme yapacak olması çok şey anlatıyor. Bunların işe yarıp yaramayacağı ayrı bir bahis. Muhalefetin buluşmasında hiç ciddiye almadığım ve toplantıya notları alsın diye dahil edildiğini düşündüğüm Gültekin'i çıkartırsak, her isim için ayrı ayrı şerhler düşülebilir. Her şeyi bildiğini sanan Davutoğlu'ndan birçok hukuksuzluğun ve bilgisi dahilinde yolsuzluğun altında imzası olan Babacan'a, dünya seçim kaybetme şampiyonu Kılıçdaroğlu'ndan, MHP'de olamadığı için muhalefette olan Akşener'e ve her an İslamcılık yapacağı intiba veren Temel Reis'e kadar. Ama hepsinin toplamı Erdoğan'ın pisliklerinin yanına yaklaşamaz. O yüzden bu rejimin devrilmesi en önemli aşama. Gökten muhalefet lideri gelmeyecek. Malzeme bu. Ama rejim tartışması açmak çok makro bir strateji. Yine de buluşmayı yerden yere vurmayı doğru görmüyorum. Ama abartılması da son derece büyük bir strateji hatası olur. Erdoğan'a topunuz gelin pası atmamaları lazım. Bu halk Erdoğan'a bu gök kubbedeki en büyük hakaretleri yapmış Bahçeli'nin kendisine zürriyetsizden tutun da ağzından çıkan köpükleri itinayla yalayacaksın laflarını yalamasında ve Erdoğan'la bir araya gelmesinde hiçbir sorun görmez. Öyle. Ama 6-8 parti bir araya gelmiş bir adımı devirmeye çalıştığını düşünürse saçma bir mantığı devreye sokar. Bu kadar farklı adam bir araya geldiyse bu işte bir şeyler var falan filan. Siyasi bir araya gelmeler bazen herkesin oylarının ya da etkisinin alt alta toplanması anlamına gelmez. Bazen sonradan dağılmalar yaşanır ki bütün sinerji yok oluverir. Oyları düşük olsa da Babacan'ın ekonomiyle ilgili sözlerinin çarpan etkisi bambaşka. Davutoğlu'nun geçmişle ilgili anlattıklarını sen ben anlatsak bir anlamı olmaz. Saadet'in varlığı Millet İttifakı için bir kazanç. Ama her biri kendi ulaşabildiği kitleye mesajlarını vermek için yoğunlaşmalı.
Bütün bu bir araya gelmelerdi. HDP yoksa bu iş olmaz demek bence ezberci bir yaklaşım. Bunu da bir sonraki yazıda konuşalım.